bugünün kahvesi. Al beni. Rico, rico, rico. Aloha, Hawaii'deyiz. Ya şu halimiz gerçekten en sevdiğim halimiz. Hayatımızda ilk kez Aloha'yı bu kadar yaşadığımızı hissediyorum. Şu anda hem Hawaii'de hem Los Angeles'te hem İstanbul'da her yerde artık doğum günüm. Şu an gerçekten heyecanlıyım. Sanki çekmeyi bile unutmuşum. En son bu uzun uçuşum Ocak 2020'de New York'tan dönerken yapmıştık. Ve şimdi önce Los Angeles'a 13 saat, sonra 6 saat ara ve sonra 6 saat Hawaii'ye uçacağız. Uçarak aldım. Doğum günü kahvesi. Al beni. Şu anda İstanbul'da gece 2, burada öğleden sonra 4. Buranın saatine göre akşam 6'da Hawaii uçağımız var. 6 saat uçacağız ve hala 23 Nisan'da kalacağız. Fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música. Daha otelimiz yok, şu an uçağa bindik. Gittiğimiz kesin artık değil mi? Yani artık kesin buraya gidiyoruz. O kadar her şey sandık. İnanılmaz bir şey. Bu arada sadece otelimiz değil yani. Bundan sonraki planımıza dair ne araba, ne otel, ne diğer yer uçak biletleri hiçbir şey yok. Dönüş biletimiz bile yok. Millerle aldığımız. İndik şu anda. Los Angeles'ta da doğum günüm oldu ama burada hala 3 saatimiz var. Valizler de geldi. Ne? Hadi otel. Hawaii'deki doğum günüme de 2,5 saat var. Mahalo dostlarım. Çok tatlısınız. Size çiçeklerle ve bunlarla teşekkür etmek istedim. Sizi seviyorum. Aloha. Aloha! Şu anda hem Hawaii'de hem Los Angeles'te hem İstanbul'da her yerde artık doğum günüm. Jetlag olmanın en güzel yanı, gün doğumuna kendimiz uyandık ve şu an herkes sahillerde. Burası Waikiki Beach. Herkes güneşi doğurmaya buraya gelmiş ve biz şu pembe otelde, hatta şu palmiyelerin ardında şurada bir yerde kalıyoruz. Camdan günün doğduğunu görüp koşarak sahile indik. Aloha, Hawaii'deyiz. 24 Nisan saat sabah 8.30, Türkiye'de akşam 9.30. Buraya gelene kadar 38 saatlik bir yolculuktan geldik ve doğum günümü 3 farklı yerde, İstanbul, Los Angeles ve Hawaii'de kutlama şansım oldu. Şu anda bu video ile birlikte hem doğum günümü hem de yeniden bir araya gelmemizi kutluyoruz. Dalgalar o kadar yüksekti ki suya giremedik. Neyse, şimdi biraz daha devam edeceğiz. Önümüzde Banzai Pipeline var. Normalde orada sörf yarışları falan yapılıyor. Ki yani şu anda dalga bu kadar yüksekken bakalım orada nasıl. Bu kadar ıslandık ki dalgayı yedik birkaç kez. Hawaii'de bir günde ne yiyorum videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Bizim burada en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi poke bowl. Zaten çok Hawaii'in bir yemek. Bowl'ların aslında çıkış noktası değil mi? Yani pirinç üzeri çiğ balık genelde. İlk bowl. Benim de ellerim. Evet, aynen. Bülent elleriyle katılıyor. Bu arada Bülent asla oraya gidip sipariş veremiyor. Çünkü görünce yiyememek gibi bir şeyi var. Ama mesela burada gelip sürekli traklardan... Görmeyince tatlanıyor çocuklar.
Ama buraya gelip burada genelde restorana gitmek yerine hep böyle food truck, yemek kamyonetleri diye geçiyor bunlar. Zaten yolun kenarında her yerde var. Genelde en lezzetli buralarda oluyor. Bu arada burada Turo'dan araba kiraladık. Çok değişik bir sistem. Ben bayağı şaşkınım şu anda. Arabayı almaya gidiyoruz. Şurada duruyor. Nasıl aldığımızı bir anlatır mısın Bülent? Vallahi adam dedi ki uzaktan açacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Arabanın anahtarı içinde. Plakası yok. Adam uzaktan açacak. Bineceğiz, kullanacağız. Ve sonra en sonunda getirip buraya bırakacağız. North Shore tarafına geldik. Sunset Beach'e doğru ilerliyoruz. Biz normalde Waikiki Beach tarafında kalıyoruz. Ama geçen sefer geldiklerimizde de hep en çok sevdiğimiz kuzey kıyılarıydı. Burada dalgalar daha yüksek oluyor bu arada. Ama suyun rengi, gün batımları muhteşem oluyor. Pazar biraz kalabalık etraf ama yani şu anda yolda olmaktan asla şikayetçi değiliz. Çok şeker. Evlenme teklifi etmiş şu anda. Hala ayaklarım kumlu olduğu için. Ay, akşam olmuş. Bülent kolyene ve sana bayılıyorum. Ve yani şu lülük saçlarına daha da çok bayılıyorum. Hawaii'de hep bir kutlama var gerçekten. Yılbaşına tam bu noktada, tam buradayız. Hayatımızda ilk kez Aloha'yı bu kadar yaşadığımızı hissediyorum. Aloha biliyorsunuz sadece merhaba, elveda, tebrik ederim için kullanılan bir kelime değil, onlar için de kullanılıyor. Ama aynı zamanda bir yaşam felsefesi. Daha seni bu anda yaşadığın her şeyi, her şeye karşı şükran duyman gerektiğini hatırlatan bir his aslında. Gerçekten biz belki de ilk kez bu kadar burada Aloha'yı yaşamış olduk. Şimdi böyle odada camdan dışarı bakarken normalde olsa işte bir an önce çıkmalıyız, onu mu yapmalıyız, burada mı işte yemek yiyeceğimiz yerler, tırmanacağımız yerler, gezeceğimiz yerler, bu da çok keyifli. Ama bunu koşturmadan yapabiliyor olmak da çok çok keyifli. Today is a good day. Bugün güzel bir gün. Burada her gün, aslında her zaman, her yerde güzel bir gün olduğuna karar verirsen o gün güzel bir gün. Bir yeri seviyorsan orası dünyanın en güzel yeridir, sevmiyorsan değildir gibi. Bugün güzel bir gün dersen o gün güzel geçecektir. Sabah kahvelerimizi aldık. Burada bulletproof kahve ve birazcık kumsalda yürüdük. Şimdi bir denize cıp atlayıp artık günün devamını yaşayacağız. Burada çok özlediğimiz, yapmayı çok özlediğimiz şeyler var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ya şu halimiz gerçekten en sevdiğim halimiz. Ho'omaluhia Botanical Garden'a geldik. Burası ilk yer. Doğru musun? Baktım şuradan, bir daha kontrol ettim. Ho'omaluhia. Burası ilk geldiğimizde de bizi en çok etkileyen yerlerden bir tanesi olmuştu. Daha park birinin çekildiği yer. Evet. Biliyor musunuz? Dünyanın en mutlusuyum. Yani buraya geleli daha 24 saat bile olmadı. Adaptasyon hızımıza inanamıyorum. Körelmediğimize çok seviniyorum. Çünkü senelerdir bu kadar uzak mesafeye gitmemiştik. Şey, heyecanlandım. Burası Lanikart, Bean Islands diye geçiyor. Şu iki yan yana adadan dolayı. Burada da bir suda keman. Havai kültürü. Ya o kadar güzel ki suyun rengi. Şu anda böyle suyun içinden başka bir tarafa doğru geldik Bülent'le beraber. Bütün kıyı böyle palmiyelerle çevrili. Gelirken de bir adam kaykaya binerken ukulele çaldı. Şaka gibi burası. Çok güzeldi. Geldik. Burası gerçekten en sevdiğim plajlardan bir tanesi. Şu sabah 7'de insanlar burada. Yani o kadar mutluyum ki. Bir gün belki biliyoruz ama kesinlikle geri geleceğiz.
çiçeklerimle bindim. Geçen sefer de böyleydi. Son anına kadar kursalar da yanında taşımıştım ama kursalar da ya neyse şu an Hawaii'deyiz, çok garip değil ama şimdi Los Angeles'a ineceğiz ve böyle indiğimizde de takmaya devam edeceğim için değişik. Geçen Lufthansa sonra uçağında hostesler o kadar şaşırmışlar ki Almanya'dayız herhalde kafasını buldum. Bir şey söyleyeceğim, çok güzel bir şey değil mi? Gerçekten keşke kafamıza taktığımız tek şey bu çiçekler olsa diyorum ve artık bu videoyu sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen özellikle bu videoda yorumlarınızı yazmanız benim için çok önemli. Çünkü ben çok özlemişim size video çekmeyi ve çok keyif aldım çekerken. Umarım izlerken de siz aynı keyif almışsınızdır. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum ve belki şu an kanala abone değilseniz sevdim, abone olabilirler. Abone olun. Teşekkürler izlediğiniz için. Aloha.